Selam dostlar, geçen yıl eşek arılarının inşa ettiği bir kovan bulmuştuk. Şimdi size içinde ne olduğunu göstereceğim. İçinde birçok kanal bulunan devasa top gibi gözüküyor. Tüm bu yapı arıların birçok farklı ağaç parçalarını toplayıp bir araya getirmesiyle oluşuyor. Arılar farklı ağaçlardan toplama yaptığından katmanlar arasında da renk farklılıkları var. Bakın, bu da yaban arısının kovanı. Boyut farkına baksanıza. Bıçakla içlerini açalım. İçini açtığımızda bu minik yaratıkların dolaştığını fark ettik. Çok hızlı hareket ediyorlar ve çok küçük olduklarından dolayı yakalamak imkansız. Bakın, kibritin üstünde yürüyor şu an. Bir tanesi sakin durduğu için onu daha yakından gözleyebildik. Sizce kovanın içindeyken ne yapıyorlardı? Kovanın bir kısmını kesip çıkarttıktan sonra içine gerçekten kompleks bir yapı olduğunu görmüş olduk. Katmanlardan oluşan bu yapı, her bir eşek arısı için ayrı hücrelere sahip. Nispeten minik canlılar olmalarına rağmen böylesine muazzam bir inşa yapabiliyor olmaları şaşırtıcı doğrusu. Kabuğu da çıkartalım ve sadece katmanları inceleyelim. Çok havalı görünüyorlar ve sanki bir ağaç gibi. Yaban arılarıyla eşek arılarının hücre boyutunu da kıyaslayalım. Kış olduğunda ise yuvalarından ayrılıyorlar ve bir daha geri dönmüyorlar. Bunun sadece bir kalem olduğunu düşünebilirsiniz ama o kadar da basit değil. Tabii ki normal kalemler gibi yazı yazabiliyor ama bu kalemle çok daha özel bir şey yapmanız mümkün. Bu bir casus kalemi olduğu için video kaydı yapabiliyor. İçine koyulan micro SD kartı kayıt yapıyor ve USB ile şarj oluyor. Bunları içine nasıl sığdırmışlar hayret doğrusu. İçindeki kartın üstünde çip ve ses kaydedici mikrofon olduğunu keşfettim. Kartın diğer tarafında ise bu ince pili konumlandırmışlar. Ayrıca bu küçük kameranın kalitesinin mükemmel olduğunu söyleyemesem de boyutuna göre güzel iş çıkartıyor. Dostlar, bu tarz cihazların bazı ülkelerde satın alınmasının yasak olduğunu sakın unutmayın. Birçoğunuz elektrikli diş fırçalarını biliyordur. Gelin içlerini inceleyelim. Cihaza zarar vermemek için küçük bir bezle kaplıyorum ve pense ile saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. İşte içini açtık. Bu gördüğünüz şey ise kontrolü sağlamamızı sağlayan mini bir devre. Bu ise küçültme dişlisi. Bunun sayesinde dönme hareketi dişi fırçalamayı sağlıyor. Fırçanın arkasında ise motorun kendisini görebiliriz. Bu motorda sökmek için kartın üzerindeki lehimi çözüyoruz. İşte şimdi fırçaya gücü veren bataryayı görebiliriz. Bataryanın altındaki bakır bobin ise pili doldurmak için dışarıdan enerjiyi alıyor. Diş fırçasını geri toplayalım çünkü bu fırçaya ihtiyacım olacak.